İyi geceler. Mesut Çağır'la Laf Çok'a hoş geldiniz. 360 ekranlarındayız. Gerçekten değerli iki konum var. Buyurun bakın. Ali Poyrazoğlu, oyuncu. Yani ne anlatmam gerekir ki? Duayen, tatlı mı tatlı, mükemmel, karizmatik, devlet sanatçısı Ali Poyrazoğlu, Ali Uyanık ismiyle çıkardığı plağı nerede sakladığını açıklamak üzere konuğumuz oluyor. Şebnem Özinal, oyuncu. Jeoloji mühendisi olan ancak 1991 yılında Çılgın Sonbahar oyunuyla Dormen Tiyatrosu'na giriş yapan ve meslek tercihini oyunculuktan yana kullanan, pek çok oyun, dizi ve filmde rol alan Şebnem Özinal neden tiyatro sorusunu cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Hala Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Ozan konağa. Ya böyle hafif bir soru olur mu? Neden tiyatro? Desem ağzıma vurursun herhalde. Bana sorma, Şebnem daha iyi bilir. Şebnem çünkü yeni oyuncu. Ustamız. İleri oyunculuk. İleri oyunculuk teknikleri ustası. Hayır, ustası değil. Üniversiteye yazıldı yeniden. İleri oyunculuk master mi yapıyor? İşte master yapıyor. İleri oyunculuk. Budur tabii canım. Biz onun yanında geri kalıyoruz sahne. Nedir yani jeoloji, meoloji? İleri oyunculuk yaşasın efendim. Jeoloji okumuş şimdi ileri oyunculuk okuyor. E, güzel hayır gelir mi ya? Gelmez. Evet. Ya hep payın üzerinde dolaşır. Jeolojide fay düşmüş içine. Kaymış şimdi orada ileri oyunculuk yapacak. İlerim ileri yok olacak. Ben mezun olacağım Ali'ye şey yapacağım. Mezun i̇leri oyunculuk. Danışmanlık vereceğim. İleri oyunculuk, ileri oyunculuk. Ali abi şey karanlık tarafı mı geçti nedir bu? Evet, kılığımı izah edeyim tabii. Yeni imajım bu. Aha. Nezle ve grip imajı. Harikulade. Çünkü 15 gündür geçmiyor. Büyük geçmiş olsun. Yakıyoruz antibiyotikleri mecburen. Tabii antibiyotiğin doğru dürüst kullanılması gerekiyor. Yüzde doktor yüz kontrolünde kullanıyorum. Hı. Antibiyotik, arkadan destekleyici haplar falan filan, iğneler mineler, öyle çıkıyorum sahneye. Geçecek, bu toparlanmış halim. Bu toparlanmış halim. Evet, Melih ama gelemedi mesela. Melih, evet, ya Melih bu akşam Melih Eken nerede burada olacak? Gelemedi, o iğnelerle yatıyor. Biz onu kurtaramadık. Onu kurtaramadık, sıra sende. Sana geçirmeyi düşünüyoruz buradan giderken. Ne olur, ya ne olur geçmesin. Birisine geçsin de bizden gitsin. Şebnem ne yaptı, attı mı yani? Şebnem'e olmadı Şebnem. Ben ileri oyuncuyum, olmuyor bana. Ha, bayağı ileriden gidiyor. Geçmiyor bu. Ben grip aşısı oluyorum. Onlar olmamışlar. Anladım. Gerçekten işe yarıyor. Bunu son söyleyen arkadaş yaklaşık 2,5 ay kadar hastanede yattı. Ben grip aşısı oluyorum. Grip aşısı bana bir şey olmaz. Işte. Evet. Aman nazar olmasın. Değdirmeyin. Aman ama olmasın. Bu arada aynen iyileşemiyor çünkü dinlenemiyor. Habire iş yaptığı için. Bir de bu hal var. Evet ya abi hani, ya abi hani maşallah diyorum. Onda hiç bir sıkıntı tamam yok. Tamam da üst üste geldi. Oyun provaları. Tamam. Arkadan oyun başladı. Tamamla bizi ey aşk. Benim geçen seneden kalan Asi Kuş ve Ödünç Yaşamları da oynuyorum bazen. Şirketlere eğitim veriyorum. O seminerler, konferanslar falan filan. Birdenbire Şubat Mart'ta olmuş oldu defter. Değil mi, doğru diyorsunuz. Oyun da doluyor. Full'e geçti. Full'e geçince tiyatronun müdürleri bütün boş güne para sormadan şakadı oyun koymuşlar. Evet. Tabii para kazanacak adamlar ne yapsınlar? Hayır, ayın 14'ü sevgililer günüymüş. Sevgilime söz vermiştim buluşuruz diye. Bana diyor ki buluşamayız, sen gazete ilanına bakmıyor musun? Ne var dedim. Oyun oynuyorsun sen, sevgililer günü özel oyunu yazıyor orada dedi. Haberim şey. Senin haberin var mı? Oyuna çağırsaydın benim var. Kerem Efendi koymuş. Hay Allah. Peki bir şey söyleyeceğim yani. Şimdi hangi mevsimindesin? Reçelin hangi bölümündesin? Onu merak ediyorum. Reçel yok bu ara. Reçel yok mu? Turşuda mıyız? Reçel olmayınca turşu mu oluyordu? Durum iyiyse turşu yapıyorsun. Dalgadasın, yersin, tamam, içersin, keyfin yerindeyse. Güzel. Kritik bir durum varsa gönül işlerinde reçel iyi geliyor. Bu klasik oldu, her yerde bana bunu soruyorlar. Ama ben çok bunu güzel bir şey itiraf ettiğimden beri. Türkiye'de reçel tarifi yapan insan bulmak gerçekten zor. Gurmeler hayır bile yapamıyor bu işi. Abi yeni reçeller var senin bilmediğin. Şimdi nar reçeli işine falan girdik. Girdim yani. Nar reçeli var, nasıl bir duygunun şeyidir, eseridir o ya? Çok farklı bir şey. Ama biriktiriyorum, öğreniyorum. Arada bir pişiriyorum, dağıtıyorum. Bir de şimdi yeni reçelciler çıktı abi. Evinde reçel yapıp satan hanımlar var. Var öyle, evet. Böyle bir moda var yani. Bayağı endüstri bu. Evden reçel yapıp satma endüstrisi. Biz de yapalım organik reçel bu ya. Onlar muhteşem tariflerle çıkıyorlar karşına. Geçen gün bir öğrendim. Bademli, cevizli, portakal kabuğu reçeli. Yedin mi hiç? Yaptım, yedim. Çok tatlı güzel gibi abi yani. Öyle tatlı mi? Tabii. Evet. Yok yok, reçel dönemine gitme. Sen şimdi lahana bas. Reçeli keyif için yapıyorsun. Aynen yani, acur bas, lahana bas, öyle evet, diyoruz biz. Evet öyle. Şimdi mesela o kırmızı şey var ya, şalgam. Evet. Onun turşusu çok güzel olurdu. Ya şimdi reçeli müthiş. Şalgamın reçeli. Evet. Abi bunu ilk kez duyuyorum. Şiddetle tavsiye. Ben nasıl bir aşktır o? Şalgamın reçelini çıkartmışlar. İlginç. Sen mi zaten yaptın? Şekerli bir şey o ya aslında. Ha, normal havuç aslında. Tabii, yani tabii. Mor tabii, havuçlar tabii, var. Tabii. Şalgamı yapar mısınız siz de reçel? Ben hiç yapmam. İleri oyuncu olduğunuz için. İleri oyuncu olduğum için yapamıyorum. Anladım. İleri oyuncu neler yapmaz? Ama güzel yemek yaparım. Güzel yemek yapar. Evet. Ama neler yapar? Yani burada bir şey sorabilir miyim? Araya girip. Yani sen bu kadar zamandır kendini yutturdun. Sen bir oyuncu falan değildin. Geride bir oyuncuydun. Şimdi ileri oyuncu olmak için
için üniversiteye yazıldı. Bu böyle mi bir şey çıkıyor bu işten? Ya ben evet ya istiyorum. O nedir gerçekten? Ha? Ne bu hikaye? Kesmedi mi? Hayır. Nasıl baktı bugüne kadar olan Rolando'da oyuncu bitti. Bu enteresan bir şey demek ki. İleri oyuncu ne demek tam olarak? Sahine çok ben de. İleri. Tiyatroda konuşturmuyor bizi. Biz Melih'den diyoruz ki yani bu akşam seninle beraber oynayacağız. Bir hatamız olursa bizi affet. Biz normal oyuncularız yani. Sen ileri bir oyuncusun yani. Ama arkada geçen... duralım mı sahnede? Bir adım geride mi duralım diye soruyoruz. Geçen gün gazetede bir haber vardı. İşte benim Şebnem Özden'i aldı. Tamamla bizi aşkta oynuyor. İşte çok güzel doluyor oyun. İşte kızı geldi, o gitti bilmem ne. Kadroda Ali Poyrazoğlu ve Melih Ekener de var. Yani sizi kadroma. İleri oyunculuk mu? Önce biz alt kadrosu oluyoruz bunun için. Yani. Allah Allah. Bu akşam Stardust kazanıyor. Yok şöyle, ben oyunculuk mezunu değilim. Ben tamam. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Eyvallah. Alaylı olarak bu işe başladım. Dorman Tiyatrosu'yla. Daha sonra işte Gencay Görün Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu. Baya baya tiyatro tiyatrosu. Vesaire İzleyelim dolaştım. Bu. Gitti, evet. Çocuk doğurdu, gene geri geldi. Enteresan. İşte. Evet. Evet. Ve uzun yıllar oldu. İşte 20 yıl, 22 yıl falan oldu. İşte ne yapayım, çocuk da büyüdü falan derken ben de çok severim okumayı, eğitimi, eğitimciliği. Eğitim vermek de istiyorum. Ne yapayım diye Bahçeşehir Üniversitesi'nin ileri oyunculuk bölümü açıldı. Açılmış daha doğrusu yıllar vardı önce. Canım. Vardı. Oraya başvurdum. Şimdi işte master yapıyorum. Tamam, üzerine doktora yapar mıyım bilmiyorum. Ne olacak şimdi? Hani buradan çıktıktan sonra ne oluyor tam olarak? Hocalık ben, yapabilir. Hocalık yapmak istiyorum. Ve de bilgilerim tazelemek istedim. Türk tiyatrosunu tekrar gözden geçiriyoruz. Tiyatro tarihini, dünya tiyatro tarihini tekrar gözden geçiriyoruz. İşte fonetik, diksiyon, doğaçlama, her şeyi gözden geçiriyoruz. Ben bunların bilmiyorum. Bak demek ki oluyor yani. Bak yapıyormuş yani, demek ki. Belli disiplinler, ekoller. Şimdi telaşlanma, ben öğreteceğim. Doğuştan mı bunlar varmış bende yani? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Ben konservatuvar mezunuyum. Ve konservatuvarın en baba dönemlerinden birisinden mezunum. Çünkü hocalar İnanılmaz, muhteşemdi. Melih Cevdet Anday, evet. Muhteşem bir şair, oyun yazarı. Sabahattin Kudret Aksal, Ahmet Kutsi Tecer, Yıldız Kenter, Max Meinike, yani muhteşem hocalar. Efsane hocalar. Oradan mezunum ama bir şeyi itiraf etmek gerekir. Özellikle bizim meslekte, pratikle ilgili olan mesleklerde okulda okuduklarını unutup yeni baştan kendini çırak olarak ustaların yanında formatlayıp yetiştirmen gerekiyor. Bana konservatuvarda öğrendiklerimi yeniden gözden geçirme şansı ustalarla çalışırken tanındı. Ben okuldaki bilgiyi kullanılabilir bilgiye dönüştürdüm. Bunların hepsini okuyoruz. Şimdi Şebnem de okuyor. Teoride okumuyor. Ama bunları ileri oyuncu olarak kullanabilmek için herkesten öğrenip kendi stilini oluşturacaksın. Disiplinler var değil mi tiyatroda? Evet, bir sürü disiplin var. Onların hepsinden geçeceksin. Sana uygunları bir araya getireceksin, süzeceksin. Ve kendi biçimini, kendi üslubunu, kendi dokunuşunu yaratacaksın. Beni Ali Poyrazoğlu o yaptı, ünlü bir oyuncu yapan. Benim herkesten öğrenip kendi stilimi oluşturmam. Sen talk show'lara baktın, bu iş Amerika'dan çıkmamış. Ona baktın, buna baktın, şuna baktın. Sonra Mesut Yar oldun. Kendini, kendi biçimini oluşturdun, üslubunu oluşturdun. Şebnem'i şimdi o bekliyor. Oralardan geçtikten sonra benimki yeni baştan formatlayacak. Aslında. Yani ben tersine. Evet, pratikle başladım. Çok önemli oyuncularla çalıştım. Çok fazla sahne aldım. Yani sahnede olmak bir oyuncu için çok önemli. Tabii ki. Gerçekten çok şey kazandırıyor. Seyirciyle buluşturmak kendini. Ve de iyi bir kadroyla tiyatro oyunları çalışmak, prova dönemi çok şey kazandırıyor. Yıllarca bunu yaptım ben. Şimdi teorini de daha iyi sağlamlaştırıp işte uzun yıllar daha devam etmek istiyorum. Ali Poyrazoğlu disiplini nasıl bir disiplin? Harika bir disiplin. Gideyim arkamdan konuş. Başlı başına bir disiplin zaten. Surata gıybet yapıyoruz biz. Gideyim arkamdan konuş. Hakikaten çünkü artık bir ekol olarak kabul edebiliriz. Evet, tabii ki. Kaç sene oldu? 40. Benim 40 sene oldu. Söyle gazetecilere söylediğini, aleyhimde yaptığın konuşmaları. Yaptı mı böyle şeyler? Demiş ki provalarda canımıza okudu. Yalan bu mı? Bu ne biçim disiplin? Olmaz bilmem ne. Ben de attım gazeteye. Ne biçim şeyler söylüyorsun sen dedim buna. Bu dedi ki yalan mı? Cevap veremedim. Doğru söylüyorsun. Seni tanıyanlar çok iyi. Çok mülayim bir adamsındır sen. Tabii çok. Provalarda zorumdur. Prova. Hayır bir şey söyleyeceğim. Geriliyorum çünkü iş yaparken. Tabii canım. Ya. İşinin gereğini yapan çok az sayıda insandan biri. Çünkü neden? Bir özel tiyatro sahibi olmak çok zor. Özel tiyatroyu yürütebilmek, onu hayata geçirebilmek, oradan para kazanabilmek ve yıllarca çok
değişik projelerle hepsi seyircinin karşısına çıkabilmek çok zor bir şey. Ve Ali Poyrazoğlu bunu çok iyi başaran bir oyuncu. Evet. Şimdi yıllardır. Tam onu sormak lazım. Yani tiyatro işletmeciliği de başka bir şey. Hakikaten isminize ait tiyatroyu yaşatabilmek muhteşem bir şey. Bir özel tiyatroyu yaşatan vallahi bir holdingi yönetir. O çok, kadar zor bir iş özel tiyatro patronluğu. Hayır, yani o kadar emek, o kadar bilgiyi yenileme, o kadar özveriyle işe gidersen ve böyle 24 saat işe kendini adarsan... Vallahi bir holding yönetebilirsin. İş sadece gişede kesilen biletle de bitmiyor. Yani bitmiyor. Oraya gelen aşamaları merak ediyorum. Öncesi var. Yani şöyle bir şey, bir kere oyun seçme aşamasında bir dramaturg olman gerekiyor. Ben oyunlarımı yazıyorum bir kısmını. Onun için. Dramaturglarla da çalışıyorum ayrı. Ama bir sürü oyun okuyorsun. Bir dramaturg olarak çalışıyorsun. Bir oyun yazarı olarak çalışıyorsun. Bir halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyorsun. Çünkü markayı koruman gerekiyor. Evet. Markada bir süreklilik sağlaman gerekiyor. Profesyonel jargonda kullanılan biçimde, tiyatro seyircisi için bu söylenmez ama seyirci sadakati yaratman gerekiyor. Yani nasıl ki bir ürün için müşteri sadakati yaratılmasını öneriyoruz. Çalışanların uyum içinde ilerlemesi gerekiyor. Takım yönetimini becermen gerekiyor. Tanıtımı, reklamı, sosyal ilişkileri yönetme. Bu kaç tane iş ya? Doğru. Ama bunu başkalarına da şey yapamazsın, havale edemezsin. Sen kendin yapmak zorunda yani kalıyorsun. Yani ediyoruz havale bir sürü işi ama bir kısmını da kendin yapmak zorundasın. Bir de çıkıp oynuyorum başrolleri. Daha ne yapayım yani. Ama bir dağılın ya. Benim bir şansım var yalnız. Ben 20 yıla yakın bir zamandır Türkiye'nin en büyük kurumsal yapılarına future design, gelecek tasarımı yapıyorum. Konjonktürde ortaya çıkan değişiklikler, ticaret hayatını, satışı, markaları, insan kaynaklarını nasıl etkileyecek, ne çıkacak ortaya, yeni bakış ne olacak, dünyadan gelen öneriler nedir, buna kendini şirket ve çalışanları, en önemli varlığı olan çalışanları nasıl yeniden uyacaklar, zamanı yakalayacaklar, dünyada ticaret globalleşiyor, acayip. Bir Fransız, bir Çinli, bir Türk bir araya geliyorlar, gidip Almanlara iş yapıyorlar. Doğru, bir Alman, bir İtalyan, Türk birleşiyorlar, gidip Araplarla iş yapıyorlar. Her şey globalleşmeye başladı. Ortak bir dil, ortak bir hız, ortak bir alışkanlıklara uymak gereği koşuluyla karşı karşıyayız. Onun için iş hayatında insanlar kendilerini yeniliyorlar. Türkiye'nin demografik yapısına baktığın zaman onu dikkatli okuman gerekiyor. Çünkü senin işi nasıl yapacağın, nereye sesleneceğin, televizyondaki programın bile reyting alması için bu programa kimleri çıkaracağın, neleri konuşacağın bile istatacağım. Artık rakamlarla. Aynen öyle. Onları okuyarak, onları değerlendirip işi takip edebilmesi için şirketlere bu aklı satan adam olarak ben kendi lehime kullanıyorum bu aklı. Tiyatromun lehine kullanıyorum. Doğru. İyi organize ediyorum, iyi hazırlanıyorum, iyi kadro yapıyorum. Ben kötü oyuncuyla oynamak istemem. Şevdem iyi midir? İyidir. Çünkü oyuncunun oyununu karşısındaki parlatır. Sinemada da, tiyatroda da, televizyonda bu böyledir. Karşındaki oyuncu iyi bir oyuncuysa senin oyunun parlar, ondan oyun alırsın, o senden oyun alır. Bir takım oyunu çıkar ortaya, o mutlaka işe, seyirciye, ekrandan dışarıya, sahneden salona yansır. Bu oyunda işi daha da genişlettik. Bu oyunda seyirci de oyun. İnteraktif bir oyun. İnteraktifin ötesinde bir şey yaptığımız için psikodramada, yapılan bir evlilik terapisi yaptığımız için bütün salon, bu evlilik terapisine katılan grup, o grupla beraber biz de Şebnem'le ben karı koca olarak psikoterapi uygulanan çifte oynuyoruz. Ama benim oynadığım karakter biraz böyle ne diyorsam maçoydu benim kocam. Başta hoşuma gitti. Sonra coştu, azdı, kontrolden çıktı diyor. Ben öyle iyice kontrolden çıkmış bir adamı oynuyorum. Şimdi salona da bulaşıyorum gidip tabii. Oyunun yarısını salonda maçayım oynuyorum. Maçayım çünkü ben Allah Allah. Ve bize sordukları zaman diyorlar ki oyun kaç kişi? Ben diyorum ki Ali Poyrazoğlu, Melih Ekener. Neydi sizin adınız? Esra Özmen. Esra Özmen çok güzel. Şebnem Özinal ve salonda kaç kişi varsa onlar. Yani bayağı kalabalık bir kadro abi. Kalabalık bir mesela Yunus Emre'de oynadığın zaman salon 400 kişi, 403 kişi. Gittiğin zaman salon 600 kişi, 603 kişi. Oynuyor oyunu. Çünkü seyirci bizden beraber oynuyor. Ama bunun bir keyfi varmış çok. Ben artık bundan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bu güzel yani. Bundan sonraki yani şeyde... Böyle bir damar kazara buldum. Ben bu şeyle, psikodramayla zaten ilgiliydim. Daha önce buna benzer bir şey yazmıştım ben. İlginç bir terapi yöntemi değil mi psikodramada? Dramanın kaynağına giriyor adam. Yapan bir Trabzonlu aslında bunu dünyada bu hale getiren Jacob Levi Moreno adlı büyük üstad. Trabzon'dan göçmüş bir şey Musevi. Bükreş'ten Viyana, Viyana'dan Berlin,
Berlin'den Amerika. Ama öyle dünyada bilginin insana ve insan beynine bakışının değiştiği bir çağda ustaların yanında çalışmaya başlıyor ki adam Viyana'da Freud'un talebesi oluyor. Vay. Trabzon'dan çık, Bükreş'e git, orada üniversite bitir, Viyana'ya git ve hocan Sigmund Freud. Yani psikanalizin babası. Bütün herkes ondan çıkmış yani. Kaynak o. Tabii. Hani derler ya bütün Rus edebiyatı Gogol'un paltosunun cebinden çıktı. Psikanalizde şeyin gömlek cebinden çıkmış Freud'un. Freud'den diye bir şey evet, var. Evet yani. Bu adam onun talebesi oluyor ama işi o kadar ileriye götürüyor ki Freud'a diyor ki ben sizin yaptığınızın tam tersini yapacağım. Freud diyor ki ne yapacaksın diyor. Siz diyor rüyaları anlattırıyorsunuz ve onlardan çözümleme yapıyorsunuz. Ben onlara rüyalar, hayaller kurma tekniğini kullanarak içlerini çözeceğim diyor ve tamamen Freud'un yaptığının tersini yapıyor. İlginç. Onunki dök içini rahatla. Heh. Bununki hayal kur, git şu anda zihninde yolculuk yap, sana verilen rolü oyna. Ve onu hastaları, hasta gözüyle bakmak lazım ya da sorumlu, işleri tıkanmış olanları, kendisiyle sorun olanları ya da evlilikleri, ilişkileri tıkanmış olanları düzeltiyor. Ve bütün dünyada kabul ediliyor. Herkes Jacob Levi Moreno'nun psikodrama tekniğini kullanıyor. Ama Jacob Levi Moreno neyi kullanıyor? Karl Marx'ın o dönemde ekonomiye bakışını, kapitalist ekonominin dünyayı şekillendirilmesini öğreniyor, ondan öğreniyor. Freud'dan psikanalizi öğreniyor. Stanislavski'den tiyatro tekniğini, Stanislavski'nin tiyatro tekniğini almış, psikodramanın içine değiştirerek yerleştirmiş. Yani dünyada büyük değişiklik olan bir dönemde o 1925'ler, 30'lar bilmem ne. O dönemde bu adam tekniğini kurmuş ama şimdi bütün dünya bunu kullanıyor. Bu tekniği kullanıyor. Evet. Biz de bundan yola çıkarak bir oyun yaptık ve adam bizim işimizi, zihnimizi açtı ve bizim tiyatronun en tutulan oyunlarından birisi oldu. Bu oyun senin sana ait iki kitabın birleştirilmesinden oluşmuş. Hayır, doğru mu? Onlardan yola çıktım evet. Tamamla Bizi Ey Aşk benim evet. Çok satan bir kitabım ve Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince onlardan yola çıktım. Sonra arasına başka malzemeler yazdım. Sonra da provaya geldikleri gün Şebnem'e söyledim zor adam diyorlar ama bir teknik oturtmaya çalışıyordum. Farklı bir teknik. Buna spontanite tiyatrosu deniyor teknik terimde. Kendiliğinden olağan bir şeyle, gelişen. Akışla kendiliğinden gelişen bir biçimin peşinde. Çünkü öyle adamlara hayal kurduruyor kendini, derdini, sorunlarını anlattırıyor. Ben bunlara dedim ki ezberlemeyin, tex-mex yok. Var ama bu taslak. Bunu oynamıyoruz. Anladım. Ve yeniden provalarda doğaçlayarak yeniden yazdık oyunu. Karakterler değişti, bambaşka bir hale geldi. İçine bloklar yazdık. Oyun bu hale geldi. Başka bir oyun çıktı. Provaya girdiğimiz oyun, oynadığımız oyun değil. Yeniden yazdık oyunu provada. O zaman her gelen bir başka temsilde bir başka oyunla karşılaşacak. Evet öyle oluyor değil zaten. Mi? Çünkü benim oynadığım bölümler tamamen doğaçlama. Aşağı yönelik seyirciye şey yaptığım, psikodrama yaptığım bölümler. O gece gelen karakter. Yani o gece kim gelirse bazen bir seyirciler çıkıyor abi. Çok evet. Bir cevaplar veriyorlar. Bayağı oyuncu gibi. Ya da bir laf oturtuyor. Alkış alan seyirci var ya. İzdivaç kuşağıyız biz canım. Evet Allah ya. Dolup dolup geliyoruz ya oraya. Hayır kolay bir mı? De şey hiçbir oyunda böyle tezahürat olmaz. Bu oyunda oyunun ortasında seyirci ayağa kalkıp alkışlıyor. Bildiğin bizim tiyatrodan seyirci çok beğenirse oyunu finalde ayağa kalkar alkışlar. Keyfine kalmış etkilenirse. Anlıyor ya da konserde bis yap ben ısrar eder. Bunda oyunun ortasında kalkıp alkışlıyorlar. Yani coşuyorlar. Boşa Hayır boşama. Ha boşama. Olumluluk bildiriyor oyun aslında. Bu aslında şöyle bir şey. Biz diyoruz ki evli misin, bekar mısın, nişanlı mısın, evlenmek üzere misin, dul musun? Bu oyunu görmeden, tamamla bizi ey aşkı görmeden karar verme. Haydi bakalım. Çünkü bu oyun iş tıkandığı zaman profesyonel yardım almanın ne kadar faydalı olduğunu ve insanın empati duygusunu harekete geçirerek karşısındakini, takıştığı insanı, karısı, kocası, eşi, partneri, sevgilisi ne alsa onun zihninden işi nasıl görebileceğini anlatıyor, öğretiyor. Bu doktorlara, psikologlara gitme cesaretini aşılıyor seyirciye. Psikologlar gelip bize teşekkür ediyorlar. Ya Allah razı olsun. Oyun başladığından beri işler arttı diyorlar. Peki yani geri bildirimlerde... Ama bizi de onlar yetiştirdi bak. Bir tanesinin adını söylemeden geçmeyeyim. Lütfen. Doktor Atilla Tuncel. Lütfen. Antalya'da ondan çalışmaya başladık. O çok anlattı bize psikodramayla ilgili teknikleri, kullanılış biçimlerini. Sonra
şeyleri okudum. Adam çok kitap yazmış, Moreno. Hı. Okuduk. Hepsi alim oldular hepsine. Ellerin oyunculukları oku. Melih diyordu ki yeter hala mı ya? Evet, ya. Oku. Ama işi öğrendik ve iş zihnimizi açtı ve öyle güzel şeyler anlatıyor ki biraz iş kendiliğinden nasıl bir telepatiye dönüşüyor, insan geçmişine yaşadığı ilişkiye nasıl yolculuk yapabiliyor, ilişkinin kırılma noktalarını nasıl keşfedebilir, keşfettiği zaman ötekine yaptıklarını nasıl görür net bir aynada, ayna tekniği diye bir şey var. Hı. Bir aynada kendini izleyip anlatıyorsun. Ama Jacob Levi Moreno onu daha geliştirmiş, benim oynadığım karakter öyle. Aynı anda 2-3 ayna görüyor. Oo. Evet, çok ayna tekniği deniyor ona. Hı. Yani burada bir şey seyrediyor, orada başka bir şeyi görüyor. Orada zihindeki yolculuğu koyduk oyunun içine. Hı. Bir geri gidiyor zihin, bir ileriye fırlıyor, bir bu ana geliyor. O çok ilginç. Evet. Dizilerde kullanılan o flash teknik de aynı şeyi kullanıyor. Bak Stanislavski tiyatroda ne kullanıyorsa Moreno da aynı cümleyi kullanıyor. Now and here. Şimdi ve burada. Stanislavski oyunu oynayabilmen için şimdi ve buradaymış gibi taze, her gün yeniden canlandırıp o ana yolculuk yapacaksın diyor. Moreno diyor ki şimdi yaşadığın krizi bu anda tekrar gör. Now and here. Şimdi ve burada gör ve aynaya bak. Aynada kendini seyret, gördüğünü bana anlat. Kendini nasıl görüyorsun diyor. Bu çok farklı bir boyuta taşıyor insanları ve hatalarını okuyabiliyor insanlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Yüzleşebiliyorlar. Geri bildirimlerde var mı kurtardığınız evlilik falan? Böyle sayılar istatistikler geliyor. Tweet atıyorlar oyundan sonra. Oyundan sonra tweet atıyorlar. İlişkin kurtuldu falan sayemizde. Evet. Güzel bir şey. Bir tanesi de dedi ki ya ben şimdi çok profesyonel bir şekilde evlilik üstadı olacağımı anladım dedi. Bu oyundakileri kullanarak mesela evliliğimin hiçbir zaman krize girmemesini sağlayabilirim dedi. Harikaymış ya. Evet yani. Elinizde not defteriyle belki gitmek gerekiyor bu oyuna. Neredeyse. Yani önceden sinyal veriyorlar. Okuyorum onu ben. Başınıza bunlar gelebilir. Bunlar gelirse bunları yapın diye önceden bir sinyal. Hani evliliği çok iyi giden insanlara da. Belki başınıza ileride bunlar da gelebilir. Siz diye. İkiniz evlisiniz. Minih nerede duruyor bu ilişkide? Minih doktor. Minih doktor. Psikoterapist. Şimdi ona da soruyorlar. Neyi yapan adam? Çok enteresan. Psikodramayı yapan, bizi terapi yapan ama adam. Ama onu da gerçekten şey zannediyorlar. Psikoterapist zannediyorlar. Var mı seansınız, yeriniz var mı falan diye soruyorlar. Melih teklifler alıyor, evet. Muayenehanenizler dediği oyundan sonra soruyorlar. Ya harikulade. Bu oyun, başka oyunları da doyurdu. Şeyi soracağım. Ali Poyrazoğlu gibi bir eşiniz olsaydı, kocanız olsaydı. Ama oyundaki Ali Poyrazoğlu ya. Mahmut oyundakini boğardın herhalde. Oyundakini herhalde. Oyundaki Mahmut çok fena. Oyundaki Mahmut kötü abi. Atarlı tutarlı. Şöyle bir adam olsaydı. Ay çok güzel olurdu. Çok isterdim. Yaşa. Ay bak. Ateşim düştü şimdi. Bir derece düşmüştür bu. Hayır bir şey söyleyeceğim. Ali'nin yaşam tarzı da zaten çok çok entelektüel, çok okuyan, çok araştıran, yani çok dünyalı bir insan Ali. Gerçekten meraktan tüm okuyor, dünyayı yani sabah kalkıyor okumaya başlıyor. Her dakika okuyor, her dakika bir şey öğrenmeye çalışıyor hala. Yani böyle bir mesela adam. Bu oyunu yaparken çok şey öğrendim. Tiyatroyu, oyunculuğumu yeniden gözden geçirme zaruretiyle karşı karşıya olduğumu gördüm. Bunu ben hep söylüyorum her zaman. Diyorum ki insan bir çizgiye gelir, ustalaşır mesleğinde. Usta bir yazarsındır, usta bir doktorsundur. Ne bileyim, usta bir eczacısın, mimarsın. O ustalık seviyesi sana yakıştırıldığı zaman o aynı zamanda şu anlama gelir. Geri dön arkadaş, yeni baştan öğren. Sen geldin buraya, bundan sonrasına nasıl gideceksin? Yeni baştan dön, yeniden çıraklığa. Usta dediler mi sana çıraklığa geri dön işaretidir o. Evet. Anladım. Çıraklığa geri dön, yeniden öğren, yeniyi öğren. Değişimi yakala. Ben de bu oyunda, şimdi oyunculukta farklı teknikleri iç içe kullanıyoruz bunda. Hem epik tiyatro tekniğini hem dramatik tiyatro tekniğini iç içe geçirdik. Böyle bir şeyden yola çıktığımız için ben onlar nasıl o gitgeller aynı anda sahnenin üstünde. Bir sahnede hüngür hüngür ağlarken çok dramatik bir durum varken oradan salonu şakur şukur güldüren göbek attıran bir hali nasıl geçiyorum? İçim nasıl geçiyor? Onu nasıl aktarmalıyım aşağıya yolculukları yapıyorum? Onlar için de söz konusu. Şebnem için de. Baya gözden geçiriyorsunuz kendisi tabii her seferinde. Tabii bu aslında bir parça şey kalıbına benziyor. Yani anlatım biçimimiz benziyor. İçerik değil ama komedya dell'arte. Halk tiyatrosu, sokak tiyatrosu gibi. Ben klasik Arlecchino'yu oynuyorum. Güldüren adamı oynuyorum. O genç kızı oynuyor. Melih de Il Dottore, doktoru oynuyor.
O kalıbı kullanıyoruz. O kalıpta da seyirciyi oyunun içine alma numaraları var. Onları yapıyoruz ama bazen de seyirci bizi alıyor götürüyor. Geçen gün İzmir'de bir de o hal var değil mi? Siz seyirci yapmışsınız. Arda Dere'de bir seyirci vardı. Ne kadar yani, güzeldi ya. Adam alkışlar aldı birader yani. Öyle cevaplar veriyor ki, öyle konuşuyor ki alkış alıyor. Tamam dedim sen yeter fazla konuşma, benden daha çok alkış alıyorsun. Rol çalıyorsun. Sus kardeşim sen. Ama adamı sanki susturdum. Hazırlanıp gelmiş gibiydi değil mi adam? Yok hayır, çok zekiydi. Yani hazır cevap. Hazır cevap. Bir de karısı cesaret veriyor. Şimdi evlilikte ve ilişkide kadın ya da erkek krizde dalga geçmeyi, mizah gözüyle yaklaşmayı becerebilirse işler yumuşuyor. Bir parça daha gülme araya mesafe koyduğu için içinde oldukları hali daha rahat anlayabiliyorlar. Bu karı koca mizah gözlükleriyle bakan bir karı kocaydı. Adam çok şey, hal ve gidişe, evliliğin şeylerine, durumlarına çok gülerek ve dalga geçerek yaklaşan bir tipti. O bütün salonu coşturdu. Çok hoşa gitti, hoşuna gitti insanların. Ama sonra oradan düşünüyorsun, niye hoşuna gidiyor insanların bu kadar destek veriyorlar? Çünkü adam gülerek anlattı her şeyi. Kendi halleriyle dalga geçti ve bütün seyircinin önünde onu anlatma cesaretini gösterdiği nasıl, için. Nasıl bir kocaymış, ne anlattı ki? Ama bak, psikodramada bu özellik var. Grupla paylaş. Grup terapisi çünkü bu psikodrama. İki kişiye de yapılabilir, üç kişiyle de yapılabilir ama üçüncü kişi zaten her zaman var. Doktorun kendisi. O özdeşleşebilir, o ikinci, üçüncü rolleri oynayabilir, yan karakterleri. Ama salondakilerle beraber oynuyorsun. Grup terapiye gittiğin zaman da doktor aşağıda gruba katılmış olan insanlara roller veriyor, katılmasını sağlıyor. Hatta mesela diyor ki sana, sen bu karakterin İç sesisin. Geç arkasına, onun iç sesini yap. Sen birdenbire onun durumunu kendi durumunla karşılaştırıp hemen empati girmesi. Evet, hemen empati şeysi yaratıyor. Kavramını net bir biçimde yerleştiriyor senin içine. Çok çok ilginç bir şey yani. Bence herkesin bu cesareti göstermesi lazım. Ama bu oyun nereden çıktı biliyor musun? Benim bir kalp mütehassısı arkadaşım dışarıda yapıyordu, doktorluk yapıyordu. Çok da tutturmuştu işini. Çok para kazanıyordu. İdealist çocuk, dedi ki ömrümde, benim doktorlukta 10 yılım kaldı. Ben bunu bu ülkede öğrendim doktorluğu. İstanbul Tıp mezunu. Ben geri kalan iş hayatımı, doktorluğumu İstanbul'da sürdüreceğim dedi. Geldi buraya, bir devlet hastanesine girdi. Az bir maaşla çok para kazanan, çok çok para kazanan bir arkadaşımız. Ve bana dedi ki, ya dedi işler değişmiş dedi. Ne oldu dedim. Eskiden dedi biz kalpçiler, beyinciler, dahiliyeciler en çok para kazananlar arasındaydık. Şimdi iş değişmiş. Parayı başkası götürüyor doktorlukta dedi. Kim götürüyor ya dedim. Aletler mi? İnsanın aklına hemen teknoloji öne geçti. Hayır dedi. Evlilik terapisi yapanlar. Haydi canım. O kadar çok giden var ki. O kadar çok yaygın ki. Onun için ben bunda bir ipucu var dedim. Okumaya başladım. Moreno falan filan. Azıcık duymuştum. Biraz ucundan kenarından okumuştum. Sonra içine girince baktım. Heyecan verici de bir şey. Caddeymiş evet yani. İnsanın kendini bunda sınaması gerekiyor. İlginç. Oyuncu olarak da, birey olarak da. Yani profesyonel yardım almaktan insanlar korkmamalılar. Sorunun varsa doktora, psikoloğa gideceksin, aynen, paylaşacaksın. Yani bizde şey vardır biliyoruz, hepimiz psikoloğumuz vardır, arkadaşımız psikologtur. Evet. Evet. Şemdemciğim işte şöyle şöyle oldu, bu böyleydi, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bana akıl ver, o bana derdini, ben ona derdini. Birbirlerine insanlar mahalle usulü psikologluk yaparlar, anlıyor musun? En iyi psikolog arkadaştır, yakın arkadaştır lafları falan elbette da vardır bizde ama onların modası geçti. Yemezler. Artık kafalar da karıştı, zihinler çok karışık. Çok. Profesyonel müdahale gerekiyor. Yani oyunda evet, da mesela kadın bir problemin var diye kocasına dert edince adam diyor ki sen biraz annene git kal ya, açılırsın diyor. Evet. Yani annen de kaldı eski biraz eskiyorsun. 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 Yani kafa evet, öyle çalışıyor. Ben gitmem doktora, baktım. Sen git ne istiyorsan yaptır ya kendine diyor. Estetik ameliyat zannediyor. Anladım. Gelenekselle modalitenin biraz şey, çarpışması gibi. Evet. Aslında hem ortaya, öyle hem de patlamadan ben çıkıyor halk ortaya tipi bir adam oynadı. Halk tipi değil, halktan birisi. Halkın içinden birisini oynarım böyle. Ama köşeyi dönmüş hafif. Aynen. Lüks arabası da var da evde inşaat işine de girmiş. Oh, güzel. İstanbul'u güzelleştiriyoruz biz diyor. Şey yapıyoruz. Kentsel dönüşüm 3 tane de ben kaptım falan. Aynen. Böyle bir adam yani. Geldi. İş bitirici bir tip. Ama evliliği de bitirecek bir iş gibi görüyor. Bu doktor doktor deyince ben sana söyleyeyim o heriflerin ne yaptığını ya diyorum. Ne yapıyorum? Hani bu buruşuyor ya diyor bir gömleğinde. Buruşuyor ya bu böyle işte evlilikte buruşuyor.
Bu herif son ütücü. Gideceğiz evliliğimizi ütüleyecek. Yaptığı iş bu. Ne lüzum var diyorum. Sonra gidiyoruz son ütücüye. Ütületmeye evliliğimizi. Ama sonunda buruşunca ütületmek gerekiyor bazı şeyleri. Hiç evlenmediniz değil mi? Hayır. Ama evlilik kadar uzun ilişkiler yaşadım ben yani. Hmm. 10 yıl, 16 yıl iki tane ilişki. Nasıl bakarsınız yani evliliğe? İmza mıdır sadece? Hmm. Yani kimisi şey der ya, bir belediye imzası. Ya herkesin dünya görüşüne göre buna verilecek cevap değişiyor. Hmm. Ama öyle de bakabilirsin, böyle de bakabilirsin. Önemli olan bence benim şeyimde, kitabımda da yazdığım gibi, aşk, evlilik iki kişilik bir devrimci örgüttür diyorum ben. Güzelmiş. Bunu şu anlamda söylüyorum, yani siyasi anlamda devrimci örgüt değil. Yaşamın içine devrim, değiştirme, yenilik, evliliğe yeni baştan başlama, emek verme, yeniden keşfetme heyecanını yaşayabilmek için iki kişi birbirlerine aşık olduklarını hissettiklerinde el ele verirler ve birlikte yaşamaya başlarlar, evlenirler. Çoluk çocuk yapacaklarsa mutlaka çocuğun resmi kağıdı olması gerektiği için gidip imzayı atman gerekir. Biz çocuk yapmayacaktık. Onun için evlenmedim ben. Güzel yapmışsın. Evet. Ama evlilik gerçekten, doktor bize Atilla ne söyledi? Dedi ki evlilikte üçüncü kişi vardır hep dedi. Evet, ilişkiye bir üçüncü tetik kişi olarak bakarız biz dedi. Dedi ki Atilla Tuncel bize, karı, koca iki kişiliktir evlilik. Evet. Üçüncü kişi vardır. Kimdir o dedik? Evliliğin kendisi dedi. İlişki. İlişki. İlişkiye biz üçüncü tekil kişi olarak bakıyoruz. İlişkiye üçüncü tekil kişi olarak bakıyoruz. Yani doğar, yaşar. O da doğar, ölür, yaşar, bazen krizleri olur, bazen de ölür dedi. İlginç. Evet. Bir ölüyle yaşarsın dedi. Evet, bazen yani bir ölüyle yaşarsın, o çok zordur dedi. Bir ölüyle yaşamak istemiyorsan ilişkiyi gözden geçireceksin. Hele komedinin gözüyle, bizim sunuş biçimimizle güldürüp eğlendirip iki saat sunuyorsan, o zaman insanlar daha net görüyorlar gerçeği. Komedi çünkü hep mesafe koyar araya, zihni devreye sokar. Düşünürsün gülerken, çünkü gülme bir tepkidir, bir karşı çıkmadır. Evet. Kahkaha attığın zaman eleştiriyorsundur aslında güldüğün zaman. Onun için işe yarıyor. Peki bir iki kişi o cesedi taşımaktan vazgeçebilir mi yani sonuçta? Şeyde oyunda hani bunu olumluyor musunuz? Ya da sizin doktorunuz ne diyor? Evet. Bence vazgeçme cesaretini göstermeli herkes. Cesur olmak. Evet. Çünkü ne oluyor? Her evlilik tıkanabilir. Her ilişki tıkanabilir. Arkadaşlık bile tıkalıyor. Elbette. Baba oğul, anne kız ilişkisi de tıkanabilir. İlişki. Adı üstünde. Doktorun söylediği gibi üçüncü kişi vardır. İki kişilik ilişkiler değil, değil karı koca değildir diyor. Üçüncü kişi ilişkinin kendisi. Üçüncü tekil şahıs var. O değişecektir. O değişecek ama bazen değişmiyor. Gidiyorsun gidiyorsun, bir duvarın önüne geliyorsun, hiç kilitleniyor. Simsiyah bir kapı. Açamıyorsun. Cesaretin yok. Giremiyorsun. Onu açıp arkasına geçecek cesareti göstermek gerekiyor. Anladım. Krizlerin hepsi iş hayatında da, meslek işinde de, ne bileyim, yazarken, çizerken de, oynarken de ve de yaşarken de, hayatta da krizlerle karşı karşıya kalıyoruz. O kapı hep çıkıyor. Ama biz şu cesareti göstermeliyiz diye düşünüyorum artık bilim çağında. Bu bize Allah'ın bir lütfudur, bu yaşadığımız kriz. Biz bunu bir daha yaşamamak için bunu aşmaya çalışmalıyız. Öğrenmeliyiz. İnsanı hayatta ileriye taşıyabilen şey, benim dilime doladığım bir lafım var. Ben diyorum ki, hatalarımın üniversitelerinden mezun oldum. Hatalarının üniversitelerinden mezun olarak ilerlemesini öğrenmeli insan. İki kişi ise ikisi de hatalarının üniversitelerinden mezun olacak. Hani Şebnem ileri oyuncu olmaya çalışıyor ya şimdi. Oyunculukta ileri bir koca, ileri bir karı, ileri bir erkek, ileri bir kadın, ileri bir sevgili çıkaracaksın kendinden. Ama o işte kapının önüne gelince onu açıp içeriye geçecek, öbür tarafı görecek cesareti taşımak gerekiyor. Kaç profesyonel yardım almak da gerekiyor. Ben mi? Bu durumda. Ya vallahi ben özel hayatımda 4-5 üniversite mezunuyum. Onların hatalarından örnek aldım. İş hayatımda daha az hata yapıyorum. Çünkü artık çok dikkatliyim, çok temkinliyim. Çok önceden çalışıyorum. Ben çalışkan bir adamım. Nedense bilmiyorum. Ya o öyle. Öyle yani doğmuşum. Programın herhalde başında söylediğimiz bilmiyorum gibi. Bilmiyorum niye. Hakikaten hani nefes almayı bile zaman zaman unutan bir insansın abi. Ya evet ya. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Yeni bir şey öğrenmek, okumak, dinlemek. Teknolojiyle nasıl aran? Yani teknolojiyle aram çok iyi. O da çok hızlı gidiyor çünkü. Teknolojiyle aram çok iyi çünkü dijitalleşme çağında ortaya çıkan değişikliği anlatıyorum büyük şirketlere ben. Mesela Mayıs ayında Amerika'da bir şeye gittim ben. Workshop'a gittim. HR
insan kaynakları üstüne. İnsan kaynakları biliyorsun şirketin en önemli kaynağı olarak görülür. Öyle. O kaynağın iyi yönetilmesi, önünün açılması, zihninin açılması, mutlu çalışanlar yaratılması sorunuyla karşı karşıyasındır. İnsan kaynakları bundan uğraşır. Bir yandan da işte onun terfisiydi, bordrosuydu, parasıydı, alacağı, vereceği, öleninin yanında bulunmak, acı gününde beraber olmak, çocuğu doğduğunda bilmem ne falan filan. Fakat şimdi bilgisayarlar işi ele geçirdiği için, her şeyi dijitalleştiği için insan kaynaklarında 10 kişinin işini bir tane çip yapıyor artık. Bu giderek 20 kişinin işini bir tane çip yapacak gerçeğiyle karşı karşıya bırakacak bizi. Evet. Birçok mesleğin modası geçiyor. İnsan kaynaklarının yeni aseti ne sorusuna cevap aranılan bir seminerdi benim gittiğim. Amerikalılar net bir biçimde ortaya koydular ki dijitalleşmeden dolayı insan kaynaklarının artık bir numaralı aseti is the custom, müşterinin kendisidir. Müşteri de artık insan kaynaklarının, tüketici de insan kaynaklarının bir parçasıdır. Şirketimizin ortağıdır, çalışanıdır, parçasıdır. Gerçeğiyle yüzleştiler. Şimdi yeniden formatlıyorlar kendi bakışlarını, ilişkilerini. Bize gelse mavi ekran verir o şey, yöntem. Öyle mi? Biz de insan kaynakları. Ama dijitalleşme tabii değiştiriyor birçok şeyi. Ama yani ben mecburum onu çünkü ben çok büyük bir dijital... Türkiye'nin en büyük dijital şeysinin. Sessizsin zaten. Voice ikonu. Evet evet sessizsin. Evet. Voice ikonu. Dolayısıyla ilk haberler sana geliyor bu anlamda. Ben teknolojideki değişimi hepinizden önce biliyorum. O enteresan. Peki teknolojiyi işte tiyatroya bu bir teknoloji mi anlattığın sistem? Yani tiyatronun içine girebiliyor mu teknoloji? Giriyor. Ama bu tarz oyunculukta sokmuyoruz. İstemiyoruz. Çünkü genelde Moreno'dan beri psikodrama normal muayenehanelerde pek yapmak istemiyorlar. Böyle boş bir alan, her şeyi olarak düşünebileceğim bir alan. Minicik eski bir tiyatro da işine yarayabilir. Bir lofta alıp o hale getirebilirsin falan. Doktor kendine gelenlerin, grubun birlikte hayal kurmasını istediği bir alan yaratıyor. Onun için de mesela Moreno dekor parçaları koyuyor. Lazım olmayan bir kanepeyi koyuyor, 3 tane koltuk koyuyor, 1 tane lamba, 1 tane mikrofon. Onu kimin nasıl alıp kullanacağı belli değil. Hayal gücüne bir mekan hazırlıyorsun. Onun için bizim oyunda da dekor yok mesela. Dekor yok, objeler yok. Yani telefon varmış gibi, fincan varmış gibi. Obje yok, ha, yani evet. Sadece varmış gibi. Evet. Var, evet. Bazı şeyler var ama onlar her şeyi yerine geçebiliyor. Harika bir şey. Farklı bir teknik bu. Ne kadar uçabiliyor izleyici? Çok. Bayağı. Çok. Çok uçuyor. Allah. Ya yani çok şey farklı bir damara çıktı yol. Yani adamın tekniği çok kullanılan bir teknik değil. Fransa'da kullanılmış tımarhanelerde enteresan bir şekilde kullanılmış bu psikodrama tekniği. Tımarhanede hastalarla oyun çıkarıyorlar ve sonra o oyunu Paris'in en ünlü büyük tiyatrosundan birini tutuyorlar ve orada oynatmaya başlıyorlar. Para satıyorlar, bilet satıyorlar. Bilet satıyor. Çok tutuyor oyun. Bir yıl oynuyor o tiyatroda. Her gün deliler tımarhaneden tiyatroyu tiyatrodan tımarhaneye. Ama büyük Fransız şeyler, doktorlar bir farklı bir damar buldular. Foucault'lar, Mukolar girdiler işin içine. İş bambaşka bir hale geldi. Amerikalılar bunu bambaşka bir boyuta taşıdılar. Yani bütün dünyada kullanılan sistemler artık Amerikan üniversitelerinden önerilen sistemler. Moreno üzerine yapılmış olan şeyler. Çeşitlemeler, varyasyonlar. İlginç peki. Türkiye'de de çok önemli kitap yazanlar var bu konuda. Ha? Yani bayağı bu işi ciddiye almış. Bir sürü tabii psikodrama işiyle uğraşan insan var Türkiye'de. Üstün Dökmen en babalarından birisi zaten tabii. Bunların bildiğimiz. Tabii. Yani en bilinen isim olduğu için onu söylüyorum. Üstünde bir adam. Evet, başkaları da var ama yani bu iş günümüzde hani nasıl dijitalleşme oldu? Başka Mertlik bir hale bozuldu. Geldi iş. psikodramayla da psikanalizle de insanla doktor ilişkisi, insanın sorunla olan ilişkisi de başka bir boyuta geldi. Korkarım ki dernekleşeceksiniz. İşsiz, isimsiz alkolikler gibi vesaire gibi değil mi yani? Derneklerin sonu oraya doğru gidiyor. Hayır dernekler var. Hayır siz kuracaksınız. Biz tamamla bizi ey aşk evet, grubu olarak. Yani. Olabilir. Ama ben her akşam heyecanlanıyorum. Şöyle heyecanlanıyorum. Biz zaten belirli bir heyecanla çıkıyoruz sahneye ama tabii oyunları oynamaya başladıkça ve sayı arttıkça oynadığımız sayı kanıksıyoruz. Oyunu daha rahatlıyoruz. Ama bu oyunda
her dakika başka insanlarla karşılaşıyoruz. Başka farklı. Seyirciyle evet, karşılaşıyoruz. Evet. Mesela ben ezberci bir oyuncuyum. Yani şöyle tekste ezberlerim öyle çıkar. Ali'yle de o yüzden zaten hani bu zor adam falan dedim. Dememin nedeni o. Çünkü evet. Diyor ki bir dakika ezberimi unuttum. Replik versenize diyorum asistana. Verme dur ezberleme. Ezber yok tekst yok. Her şey ileri oyuncu mu kokuyorsun? Büyük duramı, bir şey. Duramı, hayır göre. Ama bu bir teknik yani. Durumu aksiyon. Stanislavski ne diyor ki eylemi oyna. Moreno'da da en önemli şey eylem. Eylem başlıyor. Sen eylemi oyna. Açıkçası. Ne oynadığına karar ver. Bana onu oyna diyorum. Bana Tex-Mex lazım değil. Lafları söyleme. O içinden geleni oynuyor zaten. İçinden geleni yakalamaya ama çalışıyor. Ama onu da öğrendim. Yani bu kurallarda öğrendim gerçekten. Ve oyunda da gitgide öğrenmeye başlıyorum. Çünkü Ali ile partner olduğumuz için Ali seyirciyle işte dalaşıyor, konuşuyor vesaire. Ben onun yanındayım. Hem ondan bir şey kapıyorum, öğreniyorum. Hem ara sıra ona cevap vermek zorunda kalıyorum. Hem benim yaptıklarımdan zor durumda kalıyor. Düzeltmek zorunda kalıyor bazen. Çok özel hayatı zorlamam ama yani hani duygusal olarak bir şey öğrenebildiğim bu oyundan. O da önemli. Tabii ki. Tabii ki. Yani hem provalarda hem oyunda hala da öğreniyorum. Yani bir oyun bir yeni kıyafettir ama o kıyafeti çok seversiniz ve gardıropta durur. Senin gardırobun çok dolu abi. Yani hangisini ayrı ayrı bilmiyorum ama yani kafayı da bir düşünmeye çalışıyorum. Üç ayrı oyun böyle çok acayip zengin ve aritmatiği olan bir oyun ama diğer iki oyun da şu anda hani yer yer Asi Koç ve Ödünç Yaşamlar. Bunlar normal ben eskiden küçüktüm. Hiçbiri normal oyun bunlar değil. Normal. Bunlar. O zaman siz de normal değilsiniz. Yani böyle kabul etmek lazım. Ben normal olan şeyin ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Çünkü öyle değişken bir kavram ki Şebnem için normal olan şey benim için çok anormal olabilir. Nedir normal yani. Aslında? Ne normal diye bir şey yok. Öyle bir öyle yerleşmiş değişmez kuralları olan bir kavram yok. Onun için zaman zaman anormal olarak adlandırılabilecek bir kişiliğim olduğunu, zaman zaman fazla normal, uyuz herifin teki denilebilecek yanlarım olduğunu biliyorum ama beni ben yapan bütün bu farklı şeyler, kimliklerim, biz bir şey olarak, hastalık olarak içimizdeki öbür kimliklerimizle yüzleşmek, el sıkışmak istemiyoruz. Kimse 18 yaşındaki serseri halini kabul etmek istemiyor. Evet. 25 yaşında içip içip kızın kapısında ağlayıp rezillik çıkardığı halini hatırlamak, aa ben koskoca profesörüm öyle şey yapar mıyım diyor. Yaptın be. Yaptın. Her türlü rezillik senden çıktı. Kıza diyorum ki sen annenden dayak yemişsin öyle mi? Anne münasebe. Yemişsin diyorum camdan bakıyordun oğlanı izliyordun. Annen saçına yapışmış kızım sen büyüyünce ne olacaksın? El aleme bizi rezil ediyorsun diye. Aa diyor ben koskoca genel müdürüm ne biçim söylüyorsun? Kimse yüzleşmek istemiyor. Kimse ten eskidi karını aldattın, ten eskidi kocanı aldattın lafını söylediğin zaman o gerçekle yüzleşmek istemiyor. Ama yaşamış onu. Onlar onun öbür kimlikleri 15, 20, 25, 35, 45, 50, 7, 10 yaşındaki hallerini kimse içinde taşıdığını kabul etmek istemiyor. Yani ötekileştirme dediğimiz iş empati kuramama bireyin kendisiyle başlıyor. Sen içindeki öteki kimliklerinle el sıkışmıyorsun, empati duygunu kendi lehine kullanmıyorsun. İçindeki öbür kimliklerini ötekileştiriyorsun, sonra dönüp karını ötekileştiriyorsun, kocanı ötekileştiriyorsun, çocuğunu, farklı takım tutanı, siyasi görüşü farklı olanı, kıyamet kopuyor, gerildikçe geriliyor. Önce bireyin kendisiyle yüzleşip, el sıkışıp, içindeki öbür kimliklerle yüzleşmeyi becermesi var gerekiyor. Var mı onun bir reçetesi ben, bu? Ben içimdeki, ya bu herkese göre değişir. Benim reçetem sana uymayabilir. Herkese uyacak bir formül yok. Bu işte herkes kendi geçmiş halleriyle nasıl yüzleşeceğini, nasıl sevaplarını, nasıl günahlarını tartacağını, bakacağını, iyi hallerinden neler öğreneceğini, kötü hallerini, yamukluklarını nasıl silip düzelteceğini kendisi keşfedecek. Yani ama bu hakkı kullanmalılar. Kendini iyi tanıması lazım. Aslında biz oyunda da biraz bunu yapıyoruz. Yani tabii. Biraz kendiyle yüzleşme. Mesela Mahmut dediğimiz karakter işte maço dediğim dedik, dik kafalı, sabit fikirli falan bir adam. Sonra bakıyor diyor ki evet diyor orada ben kabalaşmışım diyor karıma karşı diyor. Ne kadar kabalaşmışım ya yapmamalıydım bir falan. Kadın bu duruma bir erkek yüzünden düşüyorsa çok acı çekiyor o durumda. Onu acı çektiren adam benim. Onu bu hale ben getiriyorum diyorum ben oyunun bir yerinde. Bu çok önemli bir erkeğin bunu görüp
söyleyebilmesi, evet, yüzleşebilmesi, bunun yarattığı krizin asıl sorunun kendinde olduğunu okuyabilmesi çok önemli. Ama bir de çok naif bir tarafı var Mahmut'un. Tango seviyor. Ben hastayım. Tango seviyor. Abicim, bu adamdan beklenmedik bir naiflik. Ama karakter öyle. Tango meraklısı. Düğün salonlarında dolaşıyor. Oh. Evet, sırf komparsita yapabilmek için arkadaş düğünü, akraba düğünü her yerde dolaşıyor. Tango hastası. Kıza niye aşık oluyor? Kızın adı Papatya. Papatya gibisin beyaz ne ince. Aa, Allah mi? Adı papatya diyorlar, bakıyor aşık oluyor. Abi ama incelik de var ya. Gerçekten aslında çok ince bir adam. Ağlıyor Şebnem bir sahnede, ben çok üzüyorum onu. Ağlayınca o maço, sert, hırt herif gidiyor. İçinden bir melek çıkıyor ve nasıl yalvarıyor, ağlama ben paramparça oluyor. Anlatmayayım ben oyunu ya. Evet ya. Hayır. Tamam. Katil güzel. Gelin eğlenirsiniz. Fena değil. Katil. İleri oyuncumuz var. Şebnem sen geçmişinle yüzleştin mi? Mesela Sabah Şekeri diye bir şey vardı değil mi? Ya öyle bir akım vardı. Sen hiç Sabah Şekeri oldun mu? Oldum. Oldum. Evet, o akımda ben de Sabah Şekeri. Vardı. Yosin Yosin'le Sabah Şekeri. Yosin'le Sabah Şekeri. Ya bir de şey yani değil mi? Hani fax kağıtlarıyla bütünleşen bir şeydi. Faxlar var ya metrelerce. Kabul ederiz böyle ki yani. Çok yerlerde, enteresan. Şimdi öyle şeyler Instagram bilmem ne yoktu ama ne kadar hem fiziki şey istermiş değil mi? Yani çok enteresan. Sonra, ama televizyonda büyük bir tecrübe olmuştu tabii. Canlı yayın yapıyorduk. O büyük bir avantaj. Evet. En büyük heyecan. Bence yani televizyonda canlı yayının yüklediği adrenalin bir tek şey de var. Tiyatroda var. Evet. Canlı kontak, evet. Seyirciyle. O anda now and here diyor yani şimdi ve burada. Canlı yayında da şimdi ve burada yani geri dönüş yok. Yani aynen. Biz İlk canlı yayınlar başladığı zaman TRT'de hile bulmuştuk. Ben mesela Ali Uyanık karakterini yaratmıştım. Ali Uyanık yapıyoruz ama onlar canlı yayın. Öyle çek banda bilmem ne falan filan yok. Gidiyoruz, hazırlanıyoruz. Ben yazıyorum. Sitcommuş onlar. Biz ne olduğunu bilmiyoruz o zaman. Sitcom'u duymamışız daha ama sitcom yapmışız. Ali Uyanık bir sitcommuş. Dekor kurulmuş stüdyoya. Biz içinde oynuyoruz. Seyirciler var. Baba sitcom. Ama yayın canlı. Unutuyorduk. Canlı yayında unutmak gibi bir facia. Olabilir mi efendim? Evet ama metot bulmuştuk. Güzel. Açmıştık onu. Nedir? Senden oynuyoruz. Tamam. Ben unuttum. Sonra dublaj mı? Ben ağzımı oynatıyorum böyle konuşuyorum. Seyirci tabii evde televizyona yumruk atıyor. Ses kesildi, ses kesildi lan ne oluyor lan diye. Televizyonu tokatlıyorlar. Güzel. Evet böyle çıktık çünkü unuttuğumuz zaman... Benim bulduğum bir yöntem bu. Güzel bir yöntem. Oynayanlara da öğretir. Unutursan ağzını oynat. Unutursan ağzını oynat. Hatırlayınca girersin. Bir yerden biri girer. İyi yöntem. Ama evet canlı yayın Allah için. Büyük adrenalin yüklü. 5,000+ yaptım canlı yayın. Hakikaten öyle. Yani demin onu konuşuyorduk. Bu kaç tane yaptı diye. Ben 2000 falan olmuştur. Yok yok. 5000'i geçti yani. Ha. Hatta çünkü yani 93'ten bu yana neredeyse hemen her gün. Yani kimi haber bülteni oldu, kimi başka bir şey oldu ama gerçekten zor ve acayip heyecan verici bir şey. Ben terleyince bizim rejim mesela ya ne terliyor bu adam falan filan diyorlar. Akıl bir anda başka bir tabii. formata geçiyor. Tabii. Yani hemen o da vücuda sirayet ediyor. Tabii hemen üst takla geçmek zorundasın çünkü ya her iki karşında böyle dolanın bir adam varsa ayvayı yedin. Yok yani ya. Ona yetişebilmek memle yanıtı falan zor be. Abi ya sen de yaşamak da zordur anladığım kadarıyla. Benden yaşamak bilmiyorum. Köpeğim için zor. Adamın o şey türüne göre değişir. Köpeği disiplinli tutmaya çalışıyorum. Benim köpeğim çok ahlaksız. Abi şöyle böyle köpek olur mu ya? Şimdi bahçede kediler var geliyorlar doğal olarak. Yemek konuluyor çünkü anladın mı? Köpeğin de yemeği var. Onların yemeği ayrı. Benim bildiğim kediyle köpek gibi denir ya geçinemezler. Birbirlerine hırlarlar, miyavlarla saldırırlar. Hatta kedi kocaman köpeği korkutabilir. Bir tane vurur gözüne. Çakıcı tabii aynen öyle. Köpek kaçar korkar anlıyor musun? Bizim alçak kedilerle arkadaş çok onlarla beraber bakıyor kovalıyor çok yemeğe içmeye meraklı. Onların yemek kabı ortaya çıkınca bir gün kayboldu ben dedim bunu çaldılar bıdık nerede? Nerede bıdık nerede? Bıdık kedilerle oturmuş aynı kaptan yemek yiyor abi. Kedilerin yemeğini yiyor gıdip ya. Sosyal köpek. Böyle ahlaksız. Seni sosyal köpek. Rezilin biri ya anlıyor musun? Ondan geçinmemiz zor oluyor çünkü habire fırça yiyor. Haddini bilsin diye. Onun dışında bilmiyorum. Ben de her insanın zaafları var. Ben de ne meleğim ne şeytan yani.
Herkes gibiyim ben de, normalim. Ya ben böyle hep yani seni... Tökezlediğim yerler oluyor, kafamın karıştığı yerler oluyor. Ama herkes oluyor, sana olmuyor mu ya? Ama hepimiz biraz deliyiz, biraz dahiyiz. Sen de o çok şey oluyor tabii. Ama çok yani şey, dediğim gibi başta da söyledim, çok eğlenceli tarafı da şeyden ileri geliyor. Çok araştırdığı için, çok gördüğü için, çok gezdiği için. Hı-hı. Yani sürekli dünyayla entegre olduğu için. Yani Ali'den bir masada sohbet ederken bile çok şey öğreniyorsunuz. Yani mesela Bodrum'da biz beraber hep tatil yapıyoruz. Sana tabii. Ali geldiğinde herkes çevresine toplanıyor. Ali ne diyecek, ne anlatacak? Çünkü anılar, hikayeler, aklına gelenler. Biz bu oyuna da orada işi nasıl anlaştık, evet. Anlatayım mı? Anlasana. Formada yüzeriz biz yazın bundan beraber. Ben uzun yüzerim. Harikadır. Benim 2-3 tane şeyim vardır, adamım vardır. Bir tanesini yeni kaybettik. Felsefe profesörü Kürşat Kahramanoğlu. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. O 1,5 saat yüzer. Akrep Nalan 1,5 saat yüzer. Bak, Nalan şaşırma. Yüzer mi? Evet, 1,5-2 saat yüzer. Harika. Ve çok açılır. Harika. Ve Şebnem yüzer. Hı hı. Benim yüzme arkadaşlarım var. Bunlara ihtimam gösteririm ben. Çünkü gelmiyor kimse. Uzun yol konuşacaksın. Ve de konuşacaklar. Şimdi biz bundan yüzüyoruz. Bizi görünce millet, meşhuruz ya hasbelkadar, etrafımızda yüzmeye başlıyorlar. Böyle geliyorlar. Şey gösteriyorlar. Fazla ilgi gösteriyorlar bazen. Anlıyor musun? Hı hı. Ben de bazen onları şaşırtıyorum. Mesela Ali Bey nasılsınız diyor. Ya diyorum, ben evden havuza girmiştim, çıktım, burada neresi burası diyorum. İnsanlar neye uğradıklarını şaşırıyorlar denizin ortasında, anlıyor musun? Ya da bir çift yanaşıyor, salça olacaklar, bırakmayacaklar. Yani. Bir şey söyledik zaman, ya diyorum ben yolu kaybettim, sağa gidersem nereye çıkarım, bırakıp gidiyorlar. Bundan şimdi biz suya girince millet toplanıyor etrafımıza, işte artist muhabbeti, dedikodu, bir şey duyar mıyız, bir gırgır var mı diye. Ben de buna oyunu anlatıyorum. 5-6 kişi de çevremizde yüzüyorlar. Biz bundan yüzüyoruz. Şebnem işte böyle böyle bir kadını oynayacaksın. Şöyle işte kocasından arasında böyle sorunlar var ama doktora gidiyorlar. Psikodrama teknikleri, çok heyecan verici bir oyun olacak bilmem ne. Denizde insanlar kabul edin Şebnem Hanım. Bu oyun çok güzel. Şebnem Hanım oynayın. Lütfen bak, Ali Bey'in teklifi çok güzel diye Şebnem'in beynini yakadılar. Şebnem denizin ortasında, peki oynuyorum kardeşim. Mahalle baskısı var mı? Evet, mahalle baskısı. Bu şey yüzü baskısı. Yüzerken çok mahalle baskısı. Ya. Peki parayı da orada mı konuştunuz? Deniz üstünde mi? Parayı... Yok, parayı konuşmadık. Sonra yani, kendi kararı ben verdim. İleri olduğum için abi, biraz zor ödeme güçlüğü çekmesin diye i̇leri sonra konuştuk. Sonra kendi karar verdi. De. Kendi karar. Güzel bir şey. Peki biraz teknik bir soru. Nasıl hep full gişe oynanır? Kapalı gişe derler ya. Bunu burada söyleme. Söyleme Ali. Tiyatrocular izliyorlardır şimdi. %100 hepsi izliyor. Bütün meslek sırları anlatılır mı kardeşim ya? Ama hakikaten de... Bu da şeyi söyleyeyim mi nasıl? Lütfen. Şimdi bana diyorlar ki ya bazı tiyatrolar boş. İyi iş yapan, iyi oyun boş değil. Hiçbir zaman da boş kalmıyor. Ufak genç tiyatrolar var. Onlar heyecan verici bir şey yaptıkları zaman, onların da arasında bir şey var çünkü. Dolanlar var, dolmayanlar tabii, var. İlgi uyandıranlar var, ilgi uyandırmayanlar. Bir yenilik önerisinde bulunanlar, bulunamayanlar, takılıp kalanlar. Büyük tiyatrolarda, bizim gibi yerleşmiş olan tiyatrolarda da, kurumsallaşmış olan tiyatrolarda da aynı şey söz konusu. Kötü gömlek yaparsan satamazsın. Kötü ayakkabı yaparsan satamazsın. Kötü ev yaparsan satamazsın. Sonunda bir yaşam görüşü, bir ileriye yürüyecek heyecan yaratmalısın seyircide. Benim sırrım, ben tiyatronun gidilen bir yer olduğunu düşünmüyorum. Tiyatroya gittikten sonra izlediklerinin seninle birlikte kapıdan çıkıp yaşamına karışacağı, seni manen zenginleştiren, yeni gündemle, yeni sorularla gülmüş, eğlenmiş ama zenginleşmiş olarak çıkılacak bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve öyle oyunlar yapıyorum. Hele son 10 yıldır tamamen bunun üzerine yoğunlaşıp Kobay'ı yaptım. Bunun üzerine yoğunlaşıp Kaplumbağa'yı yaptım. İşte ne bileyim Küçük Prens'i yaptım. Bu Asi Kuş, Ben Eskiden Küçüktüm, Ödünç Yaşamlar, Tak Tak Takıntı. Onda da doktorlarla moktorlarla çalıştık. Şebnem onda da vardı. Şimdi bu oyun... Yani ben seyircileri meslektaşım olarak düşünüyorum. Onlar benim meslektaşımdır. Onlar da bu işi sevdikleri için geliyorlar. Birlikte tiyatro yapıyoruz. Ama onlar buradan zenginleşmiş olarak, manen zenginleşmiş olarak çıksın diye düşündüğüm için seyirci beni farklı bir yere yerleştirdi ve ben seyirci biriktirdim. Hani diyorlar ki kimseye gitmiyorlar, sana nasıl geliyorlar? Nereden buluyorsun bu kadar adam? Ben evden getirmiyorum. Ama ben bu seyirciyi kumbaraya para atar gibi tek 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 biriktirdim. Bir oyunuma geldiler, beğendiler. Televizyon çok önemlidir. Orada anlattığın şeyler çok önemlidir. O zihinlere yerleşir.
Oralarda beni dinlediler. Gazetede 15 yıl yazı yazdım ben. Gazetelerde yazdıklarımı okudular. Kitaplarımı okuyorlar. Hı. Bilmem ne. Yani takipçim oldular. Ben ama bunu yarattım. Emek verdim. Evet. Çok iş yapıyor diyorsunuz ama yapmazsan olmuyor ki. Olmaz. Bunları yapmak zorundasın. Yani ben, emek gerçekten. Ben insanlara... Oyundan sonra teri kurumuyor. Oturuyor. 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi şey imzalıyor. Bir designer gibi düşünüyorum mesela. Hani, markaya da girse vereceğim bu şeyi. Tom Ford. Adam muhteşem de bir yönetmen çıktı mesela. Evet. Enteresan bir adam. Çok çıktı. İyi bir yönetmen. Öyle ama müthiş de bir designer. Hani mağazasına girdiğinizde bir anda. Dünyanın en birisi canım. Ya her katta yeni bir şey yaparsa ama en üstte hot couture. Evet. Şeyi var. Belki hani şanslı bir çocuksanız. Meraklısın ve bol parası olan. Aynen yani onunla da karşılaşabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Yani senin şey mağazanın her katında bambaşka bir şey var. Yani. Aynen. Acaba ben bir şey miyim? Seni bu anlatmana gördü bakayım bunu kendim. Ben çevir çevir hemen bir eyvah. Tiyatro süpermarketi eyvah, miyim eyvah. Ben? Eyvah eyvah. Yeni bir şey çıktı. Yani her katta ayrı bir şey var. Ayrı bir tat buluyorsun. Yani, yani belki evet şey. Yani bir şey evet bir yani metafor şöyle, olabilir bu. Tiyatro oyuncusu. Belki yapmalı insanlar bunu yani yakalayabilmelisin. Farklı bir kere bizde şu var. Biz ben Türkiye'nin demografik yapısını iyi okuyarak iş yapan bir adamım. Türkiye'nin demografik yapısında nüfusun %80'i 35 yaşın altında. Bunun %70'i 1 ile 24 yaş arasında. Çok geniş bir alıcı, izleyici ya da tüketici. Yapayım. Bizim işte denmez ama. Öbür işleri yapana bir kitlesi var karşında. Ne yaparsan yap, ister gazoz sat, ister bilgisayar sat, ister araba sat. Alıcının büyük bir kısmının yaşını... Aklından çıkarmaman gerekiyor. Hedef kitlenin ne olduğunu net görebilmek için demografik yapıyla ilgilenmek zorundasın. Ben bunu okuduğum zaman görüyorum ki genç bir nüfus var ve bunlar tiyatroya meraklılar. Benim bunları tiyatroma kazanmam lazım. Şimdi bizim tiyatroda %50'si orta yaş ve üstüdür, %50'si genç kesimdir. Bunu becerdik. Bu önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey yani çünkü... Gelecek kuşaklara onlar taşıyacaklar tiyatro işini. Elbette. Çocuklarını onlar götürecekler tiyatroya. Çocuğu çocuk tiyatrosuna götürüp zihninin, hayal gücünün kapılarının açmasını onlar öğretecekler. İzleyicinin argesini evet, düşünüyorum yani, ben bunu. İzleyici de seninle birlikte değişiyor. Sen kendini yetiştirirken seyirci de kendini yetiştiriyor. Kendini aşıyor. Farklı oyunlar izliyor, öğreniyor. Kitle geliştiriyor, oturuyorlar konuşuyorlar, falancanın oyunu şöyleymiş de böyle, hadi kalkalım oraya gidelim diyorlar. Gruplar yapıyorlar, gelip grup olarak bilet alıyorlar. Yani seyircide de bir okunacak bir değişim var, sadece tiyatroda değil. Ha. Ama açık olursan, yeni damarları görürsen, keşfedersen, dünyayı takip edersen, bizdeki geleneği iyi bilirsen, o zaman... Becerememen söz konusu değil. Mesela gelenek dediğin zaman enteresan bir şey anlatayım sana. Şimdi bu stand-up muhabbeti var. Evet. Ben de yapıyorum. Hı hı. Yapanlar var. Eskiden de vardı. Hatta en usta stand-upçılar bana diyorlar ki ilk stand-up nerede gördünüz? Vapurlarda. Şeyciler vardı, satıcılar vardı. Tabii. Eskiden Kadıköy vapurlarında. Ay, evet. Gelirdi. Bir şov yapardı, fıkralar anlatır, güldürür milleti, sonra çantayı açar, iki tarak, bir cüzdan, bir ayna, bilmem kaç para, bayanlar baylar diye satmaya başlar. Toplar parayı gider alt şeye, alt salona, alt orada da gene şov yapar. Bunlar stand-up yapıyorlardı bayağı. Baba stand-upçıydı. Baktığın zaman, geriye döndüğün zaman, İsmail Dümbüllü'nün yaptığı monologlar da stand-up olarak adlandırılabilir. Bizde bir monolog geleneği var zaten. Halide Pişkin falan filan. Şehir tiyatrosunun babaları oralardan geçmişler. En büyük stand-up üstadlarından birisi Orhan Boran'dı. Muhteşem gazinolarda stand-up'lar yapardı. Biz onu izledik, ondan öğrendik, bu işi keşfettik. Sonra dışarılarda baktık, gördük bilmem ne. Tarihini okuduğumuz zaman bu işi kim biliyoruz? Meddahlar. Meddahları nerede görüyorsun Türk tiyatrosu tarihinde? Geleneksel tiyatro değil mi? Geleneksel tiyatro tarihinde cami imamları. Aa. Evet. Ünlü meddahların büyük bir kısmı camilerin baş imamları. Üsküdar Camisi imamı İsmail Hoca. Gündüz camide şey yapıyor, konuşuyor, anlatıyor, namaz kıldırıyor. Ondan sonra kalkıyor akşam kahveye gidiyor, oturuyor Ramazan geceleri, meddahlık yapıyor. Ve sert sosyal eleştiriler de yapıyorlar o meddahlar o zaman, o imamlar. Yani bayağı sert şeyler yapıyor. Padişahı eleştiriyor mesela. Bu cesareti gösterebiliyorlar. Onlar elleşilmiyor, onlar konuşuyorlar. Hoşgörü gösteriliyor onlara. Ama meddah geleneğini okuduğun zaman... İsimleri var. Büyük bir liste. Özdemir Nutku tiyatro tarihinde yazmış, onu çıkarmış.
Ağzım açık kaldı ben bunu okuduğum, keşfettiğim zaman. Cami imamları stand-up yapıyor gidip kahvede. Ve halkla koşa koşa camiden sonra geziyorsun işte. Şehzade Bey Camii'nin imamı Mesut Bey bu akşam şeyde çıkacak. Şişli Camisi. Hayda, oraya gidiliyor. Çünkü camiye gidiliyor. Namaz, namazdan sonra adamın şovu dinlenecek kahvede. Allah Allah. Şimdi biz böyle bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir şeymiş bu ya. Ben bu damardan yola çıkarak Yeşil Kabare'yi kurdum. Anladım. Bizde dedim böyle bir gelenek var. Stand-up geleneği var. Ben bunun ustalarını yeniden keşfetmeliyim. Bugünkü konjonktürde imamları çıkaramayacağıma göre, kabul etmeyeceklerine göre, ben o zaman stand-up yapabilecek olan yumuşaklıkta, demiyorum onları ben keşfettim, ben yaptım, sakın yanlış anlaşılmasın ama içlerindeki cevheri o yana yöneltip kullanabilecek isimleri topladım. Kimler vardı? Cem Özel vardı. Uğur Yücel vardı. Müjdat Gezen vardı. Ben vardım. Altan Erbulak vardı. Cem Özer vardı. Cenk Koray vardı. Demet Akbağ. Demet Akbağ. Rasim Öztekin. Oo. Deniz Türkali. Huysuz Virjin. Huysuz Virjin'i o hale getirdik yani. Çünkü Huysuz Virjin, Müjdat hastalandı, çıkamayacak. Ben de Londra'dayım, kimi çıkarayım? Aklıma Huysuz Virjin, Seyfi geldi. Arkadaşım açtım telefonu, dedi ki ben yapamam. Ya niye? Ben de öyle iki saat sizin gibi ağzıma baktıramam, konuşamam. İki tane kavga söylerim. Ondan iki de fıkra anlatırım, giderim. Ben 15-20 dakika gazinolarda yaptığımı yap. Anan yaşlı, baba. Ben Huysuz'a dedim ki, ben dönüyorum Türkiye'ye. Geliyorum ve seni çalıştırıyorum. Gelirsen düşünürüz dedi. Geldim, yazdım. Aa, Huysuz'la çalışacağız. Huysuz dedi ki ben ezberleyemem. Haydi. Hayda. Huysuz. Huysuz. Zeki aslında, istese çok, ezberler. Çok. Ben ezberleyemem. Ne olacak? Sen ezberle, bana oyna. Ben ezberliyorum. Huysuz oynuyorum. Huysuz çıkıyor akşama, beni oynuyor. Parayı alıyor, eve gidiyor. Güzelmiş bu ya. Ama Huysuz'da öyle bir cevher var ki, kendinden muhteşem bir şov yıldızı çıkardı. Muhteşem. Yani zekası, berrak görüşü, dalga geçmeyi becerebilişi, hata yapmadan insanlara bulaşması çok önemli. Aynen öyle. Yani bunun sırrını keşfetmiş ve akıllıca kullanıyor. Ve kadın kılığında bir erkek olduğu için her şakayı yapabiliyor, herkesten dalga tabii, geçebiliyor. O özgürlüğü var. Tabii, evet. İşte böylece oradan, yani tiyatro tarihinde araştırma yaparken stand-up, cami imamları, meddahlar, bizde niye yok, böyle bir kabare olması lazım, yenilen, içilen bilmem ne. Ben sonra gittim, böyle çıktı. Gittim, arkadaşlar dediler ki bu kadar parayı harcıyorsun, sen burayı açamayacaksın. Niye? Senin ruhsatın yok. Niye? Ruhsat olacaksın. Gittim, gel dediler, koskoca Ali Poyrazoğlu sana vermeyeceğiz, kime vereceğiz? Ne istiyorsun söyle. Dedik işte böyle yeniliyor, içiliyor, içki içiliyor, yemek yeniliyor. Kadın, erkek oturuyor, şaka, alay, hiciv, her şey var içinde. Müzik var, bilmem ne falan. Gece dedim 3'e 4'e kadar, ha dediler. Olmaz. Niye? Dediler gece 4'e kadar diyorsun. Pavyon. Pavyon ruhsatı var. Gece 4'e kadar başka bir şey. Pavyon ruhsatı. Ver dedim. Yani. Koskoca Ali Poyrazoğlu pavyoncu. Evet dedim, ver. İkna ettim onları. Harika. Evet. Pavyon ruhsatını aldım. Bildiğin pavyonu işletmişsin yani. Bildiğin pavyondu çünkü kitapta şey yok. O saate kadar açık kalır. Ya çay salonu var kitapta, çok eski bir şey o. Karar ne denir işte, tüzük mü ne tüzük halkta de, işte ruhsat vermek için. İşte pastane var, lokanta var, içkili lokanta var, çay salonu var bilmem ne. Bunların hepsi 12'de bitiyor ama arkadaş. Pavyon gerisi. Bir tek pavyon. Ben pavyon sahibi olarak Yeşil Kabare'yi açtım. Herkes de tiyatroya gelirdi, izlerler. Aa, oyunda ne kadar iyi oynuyor adam, büyük sanatçı, dümenleri. Sonra geliyor kapıda ruhsata bakıyor. Pavyon. Abi şey çok. Pavyon düşen değil, pavyondan çıkamadı yani, sen. Yani. Abi, bir sürü mesleğimin arasında pavyon patronluğum var. Abi. Ya o gişeler öyle kapanıyor. Peki gece ortasından bu yana aralıksız konuştuk. Yani hakikaten umman adam, bitiremeyiz bu suyu. Birkaç bölüm daha ben bekleyeceğim sizi. Bu geleneksel tiyatrodan başlayacağız. Para karşılığını için olursun. Parasını veriyorlar. Para. Peki manşetlere bir bakalım. Sevgili seyirciler, çok sayın Ali Poyrazoğlu bu akşam konuğumdu. Bu aralar reçel yok. Ben kötü bir oyuncuyla oynamak istemem. Oyun yazılıydı ama ezberlemelerini istemedim. Bir ayna tekniği var Mesut. İnan sana, Inception. Ayna içinde ayna. Hatalarımın üniversitesinden mezun oldum ben. Teknolojiyle aram çok iyi Mesut. Ben normal olan şeyin ne olduğunu henüz anlamış değilim.
Ve devam etti. Beni ben yapan bu farklı kimliklerim aslında. Şebnem'i ben denizde yüzerken ikna ettim. Ben ne meleğim ne şeytan. Herkes gibi normalim. Peki, güzelmiş. Evet, güzelmiş. Güzelmiş hakikaten. Şebnem ne yumurtlamış bakalım. Bakalım Şebnem Özinal ne dedi. Sevgili Şebnem Özinal. Ben oyunculuk mezunu değilim. Alaylı olarak başladım bu işe. Şimdi teorisini öğrenmek için master yapıyorum. Ben ezberci bir oyuncuyum. Ali Bey ile çatışmamızın en büyük nedeni o oldu. Efendime söyleyeyim, devam edelim. Yok mu, bu kadarcık mı? Ha, bu kadarcık olamaz. Oyun için alacağım parayı tabii ki denizle konuşmadık. Duyarsa kramp girer diye karaya bıraktım dedi. Harikuladesiniz. Efendim oyunumuz hangi günlerde, hangi periyotlarda ve nelerde? Oyunun günleri şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu oynadığımız yerleri söyleyeyim. Oynadığımız yerler. İzmir, Ankara turnelerini otomatikman biz yapıyoruz. Her Harika. Oyunumuzda gideriz, yaparız. Bir posta İzmir'e gittik. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Sonra Ankara İzmir'e yolda. Tekrar gideceğiz. Güzel. Onları yerine getiriyoruz. Yakın yerlere gidiyoruz önce. Bursa'ydı, İzmit'ti falan filan gibi yerlere. Ama İstanbul artık çok büyüdüğü için, şehir parçalandığı için, bir yerden bir yere gitmekte seyirci zorlandığı için biz mobil tiyatroyuz. Biz gidiyoruz birçok tiyatro gibi. İstanbul'u eyaletlere ayırdık. İstanbul'un eyaletlerinde Kadıköy eyaleti, Küçükçekmece eyaleti gibi. Twitter, Instagram herkesi bir izleyici, bir muhabir, bir haberleşmeci, bir iletişimci ve köşe yazarı haline yaptı, getirdi. 280 vuruşun var Twitter'da. Evet. Bu şey be arkadaşım yani minik bir yazı çıkar, kadar tabii. Yani bir şey yazabilirsin. O yüzden yeni mecralardaki tirajımız çok yüksek. Yani ben bir tweet attığım zaman, arkadaşlarımı da retelettiğim zaman 2 milyon kişiye ulaşıyorum. Ciddi bir şey. Bu ciddi bir şey yani. Ciddi bir rakam, bir şey. O mecraları kullanıyoruz. Hem tiyatronun lehine kullanıyoruz. Hem düşüncelerimizi, bakışlarımızı paylaşmak için. Hem de seyircilerle iletişimi sürdürebilmek için. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Harikulade. Peki izleyebiliriz sosyal medyadan. Sizi. Bakalım bu akşam mesela bizi izleyenler ne diyecekler? Ne diyecekler? Hakikaten o önemli. Çünkü seni izleyen, beni, Şebnem'i izleyenler aynen, bir şeyler yazacaklardır. Çok teşekkür ediyorum. Yani olağanüstü bilgi, olağanüstü bir performanstı. Gerçekten bir oyun sahnelenmiş gibi oldunuz değil mi? Evet. Şu anda. Güzel, keyifli oldu. Senden muhabbet iyi oluyor. Çok teşekkür gelin ederim. Gelin oyuna bekleriz. Ben de sizi tekrar beklerim. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, yarın akşam yine buluşuruz biz. Aynı saatte biliyorsunuz, aynı yerde.